Sevgili çocuklar, çiz bakalım saatinde yine elimizde kalem ve kağıtlarımızla bu programda tekrar sizlerle buluştuk. Kuşkusuz hepimiz evimizde akşam yatarken pijamalarımızı giyiyoruz. Peki her gün pijama giyseydik ne olurdu? Bize gülerlerdi. Ama bir hayvan var ki hiçbir zaman pijamasını çıkarmıyor. Zebra. İnsana ilk bakışta atı hatırlatan zebralara pijamalı sevimli atlar da denebilir. Zebralar tıpkı atlarda olduğu gibi yele denilen saçlara sahiptirler. Vücut yapıları da atlara benzer şekilde yaratılmıştır ve en az onlar kadar hızlı koşarlar. Zebraların ilginç özellikleri, zebraların yaşamlarında önemli iki şey vardır. Su ve ot. Bazı günler ot ve su bulabilmek için sürü halinde 50 kilometre yol yürüyebilirler. Fakat akşam tekrar yaşadıkları yere dönerler. Çünkü daha önce başka hayvanlar için de anlattığımız gibi her sürü kendi içinde belirlediği bir bölgede yaşar. Bundan başka zebralar az önce ifade ettiğimiz gibi sık sık su içme ihtiyacı hissederler. Suyun olmadığı bölgelerde ise koku duyularını kullanarak çukur açacak bir yer bulurlar ve temiz suyu ortaya çıkarırlar. Herhangi bir tehlike anında yetişkin zebralar sürüdeki yavruları koruyabilmek için onları sürünün içine doğru iterler. Tüm zebra sürüsü koşarken yavrular daima kalabalığın iç kısmındadır ve daha iyi korunmak için annelerine yakın hareket ederler. Evet, bu kısa girişten sonra hemen zebraları çizmeye başlayalım. Sevgili arkadaşlar, kalemimizi elimize aldık. Kağıdımızı da göz ayarıyla ortaladıktan sonra hemen çizgimize başlayalım. Az önce ifade ettiğimiz gibi ata benzeyen vücut yapıları var demiştik. Hemen baş kısmından ben çizmeye başlıyorum. Ağız kısmı, çene kısmı, görüldüğü gibi ve kulak. Evet. Boynunu da şu şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet, şöyle bir hafif taslak yaptıktan sonra, evet, göğüs kafesini yaptım. Ön ayaklarını koşar vaziyette yapmak istiyorum. Evet, bunu da bu şekilde yerleştirdik. Ön ayağın diğer kısmını da bu şekilde yerleştireyim. Evet. Gördüğünüz gibi ana hatları neredeyse oturuyor. Karın kısmını da yaptık. Hemen arka ayaklarını da yerleştirelim. Evet. Koşar vaziyette yapıyoruz. Sırt kısmını oval yapıyoruz. Şöyle. Fazla dik değil. Katırlara benzeyen bir kuyruk yapısı var. Onu da bu şekilde yansıtalım. Arka ayaklarını da çizmeye devam edelim. Tüylerini yaptık. Tırnaklarını da şu şekilde yerleştirmiş olduk. Peki eksik var mı? Olmaz olur mu? Hemen göz yapısını yerleştiriyoruz. Boncuğunu da koyduk. Biraz şöyle, evet, gözleri de ata benzer. Burun deliğini de yerleştirdikten sonra yele ve saç kısmını hemen oturtuyorum şu şekilde. Biraz diktir. Yani atlarınki yassıdır fakat zebralarınki biraz diktir. Şu şekilde yerleştirdik. Aslında bu zebraları çizerken çok fazla renk kullanma ihtiyacı hissetmeyeceğiz. Sadece kompozisyonda belki. En önemli özellikleri pijaması dediğimiz desenler. Hemen onu şu şekilde yerleştirmeye çalışalım.
Şöyle oval biçiminde. İnce ve kalın çizgilerle, tıpkı kaplanın çizgilerini andıran bir yapıları var. Şu şekilde yerleştirmeye gayret ediyoruz. Tabii çok basit gibi görünse de aslında asıllarını tutmuyor bu çizdiklerimiz. Mükemmel şekilde o hayvanları yaratarak bize, insanlığa şükretmek için gönderilen hayvanlardan bir tanesi zebra. Evet, şöyle yüz ifadesini de yerleştirmeye çalışalım. Sanki özel bir kudret kaleminden ki öyle çıkmış gibi. Evet. Şu tarafında siyah bırakacağız. Hemen boyamamıza geçelim. Siyah kuru boyamızı aldık ve başlıyoruz boyamaya. Yelesini de siyah beyaz şeklinde boyuyoruz. Her hayvan ayrı bir güzellikte, ayrı bir marka gibi yaratılmış, bizlerin, insanlığın nazarına sunulmuş. Bizler de insanlar olarak hayvanların bu güzelliklerine bakıp maşallah, barikallah demeliyiz. Basit gibi görünse de ince bir sanat gerektiriyor ki biz daha bu sanatın hepsini yansıtamıyoruz çizgilerimizde. Siyah beyaz olmasına rağmen oldukça uğraştırıyor. Evet. Şimdi burnunun ucu mutlaka siyaha boyanıyor. Biz bastırmadan yapıyoruz bunu. Evet. Zebramızın ana teması bitmiş olmasına rağmen sarı rengi alıp gözlerin içini boyuyorum.
Bir de tırnaklarını boyuyorum. Renklilik arz etsin diye. Şimdi ne yapalım? Yeşil. Evet. Yeşilimizi aldık. Ve otlarımızı, aplikanın bu güzel otlarını çizmeye çalışıyoruz. Evet. Görüldüğü gibi zebramız koşuyor. Afrika'nın uçsuz bucak vadisinde özgürce koşuyor. Turuncu rengimizi aldık. Arkaya şöyle ufuk çizmeye çalışacağım. Evet. Çölden ufuk. Bu şekilde boyuyoruz. Evet, yine yeşilimizi alıyoruz. Çizmeye çalıştık. Hemen yapraklarını boyuyoruz. Ve koyu kahverengimizi de alıyoruz. Şu şekilde ağacımızı yerleştiriyoruz. Açık mavimizi seçtik. Gökyüzümüzü boyayalım. Bastırmada ve sık aralıklarla boyarsak çok daha hoş bir görüntü elde edebiliriz. Açık pembemizi alıyoruz. Bulutun içine hafif renk atıyoruz. Neden? Çünkü bu siyah beyaz objeyi öne çıkarmak için bu renkleri kullanıyoruz. İsterseniz hafif de sarı verelim. Şöyle ufka doğru. Sanıyorum yeterli bir kompozisyonumuz oldu. Hemen imzamızı atalım. Gördüğünüz gibi çok basit yöntemle, çok da fazla renk kullanmadan bu zebrayı çizmeye çalıştık. Evet, Afrika'nın pijamalı atını birlikte çizerek dosyamıza ekledik. Ekran karşısında eğer siz de bu zebrayı birlikte çizdiyseniz hemen bana gönderebilirsiniz. Yani cizbakalim@ilahitv.net'e. Programı kaçırdım diye üzülen kardeşimiz varsa hemen internete giriyor ve www.hilaltv.org sitesinden çiz bakalıma giriyor. Kaçırdığınız bölümü izleyebiliyorsunuz. Bu arada bana yazmayı unutmuyorsunuz. Programımızla ilgili düşüncelerinizi mutlaka paylaşmak istiyorum. Efendim, gözlerinizdeki nur hiç sönmesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.